Bak, tam dişlerin üstüne dökeceksin ki makine çalıştığında yağların hepsini yutsun, tamam mı? Tamam. Kemal abi. Sen devam et. Ne işin var burada? Dün gece eve gelmedin Kemal. Merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Gördüğün gibi. Neredeydin? Kapıyı çekip gittin. Nereye gideceğini bile söylemedin. Aklım çıktı. Ahmet'teydim. Sabah geç uyanınca doğrudan buraya geldim. Benim ne kadar merak edeceğim aklına gelmedi mi yani? Halide, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Eve geldiğimde konuşuruz. Hadi şimdi lütfen git. Peki Kemal, öyle olsun. Boşuna endişelenmişim yani. Gayet iyi görünüyorsun. Ne bakıyorsunuz? Hadi işinizin başına. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abdül, iki çay. Geliyor. Aleykümselam. Gel Kemal, gel. Bakıyorum yine Girit'le havasındasın. Diyorum ki bir derdin mi var? Kaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Çaylar. Düzelmedim aranız. Bak Kemal, derdini söylemeyen derman bulamaz. Sen derdini söyle ki bakalım bir hal çaresine. He? Halide, meğer benimle mutlu değilmiş. Meğer ustabaşı karısı olmak ona dokunuyormuş. Ya arkadaş, nereden çıkarıyorsun sen şimdi bunları? Dün gece eve gittiğimde Neriman'la konuştuklarını duydum. Çok kanıma dokundu be Ahmet. Halide beni böyle sevdi. Beş param olmadığını bilerek benimle evlendi. Ben ona bu yüzden bağlandım. Her şeyi bırakıp beni seçtiği için. Artık karımı tanıyamaz hale geldim. İyi de eski hayatını özlemiş olması seni sevmediği anlamına gelmez ki. Seven insan bunların hesabını yapmaz Ahmet. Şimdi beğenmediği o eve taşındığımızda nasıl mutlu olmuştu? Ne değişti ha? Ben yine aynı benim. Ne değişti? Bak Kemal, sen de badireler atlattın. Hepsinin de altından kalktın. Her şey zamanla yerine oturur. Biraz zaman ver istersen, he? Ya oturmazsa? Hadi kardeşim. Giritli'ye mi? Yok, ben eve gideceğim. Sen? Bak Kemal, daha da kördüğümü haline getirme istersen. Gene sen bilirsin. Ama bana sorarsan evine git. Hadi kalk. Hadi eyvallah.
Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen yemekten önce sana su hazırlayayım ha? Bu saate kadar atölyede yorulmuşsundur. Atölyede değildim. Kahvede Ahmet'le oturduk biraz. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Sofraya geçelim mi? Kuru fasulye pilav yaptım, tam senin sevdiğin gibi. Üzerim değişip geliyorum ben. Biraz daha ister misin? Hayır, sağ ol. Doydum. Ellerine sağlık. Kemal. Neriman'a söylediklerimi duydun değil mi? O yüzden bana bu kadar kızgınsın. Bak. Mahkeme yüzünden sinirlerim ara boğulmuştu. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Ne olur anlamaya çalış beni. Olanları hazmedemiyorum işte, elimde değil. Seni anlıyorum Halide, hem de çok iyi anlıyorum. O halde niye bu kadar soğuksun? Halide, aklın sadece kaybettiklerinde. Kaybetmekte olduklarının saf farkında değilsin. Kemal, lütfen. Sağ ol. Kemal. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Senin sevgin şu zor günlerimde tutunduğum tek dal. Çok yorgun. Yatsam iyi olacak. Nasıl gidiyor usta başının? İyi gidiyor usta. Alışmaya çalışıyorum. Öyleyse niye kara kara düşünüyorsun be oğlum? Deminden beri seni izliyorum. Bir derdin, bir sıkıntın mı var? Yok. Ne düşüneceğim ki usta? Çalışmaya dalmışım işte. Anlarım ben. Bir derdin var senin. Nasıl anlatsam bilmem ki usta. Keşke her şey başka türlü olsaydı. Nasıl başka? Başka işte usta, böyle değil. Hani sana eskiden hayallerimi anlatırdım ya usta.
gerçekleşmesi imkansız mı diye sorardım. Sen de imkansız değil, insanca hayaller derdin. İşte bak, meğer imkansızmış. Bak Kemal, bütün bunlar geçmişte kaldı. Sen artık kendine başka bir hayat kurdun. Şimdi bunlar nereden aklına geldi? Bilmiyorum usta. Son zamanlarda eski günler geliyor aklıma. Sanki eskiden her şey daha güzeldi. Hayallerimiz gerçek olacak gibiydi. İşte bunları düşünüyorum. Sonra her şeyin nasıl darmadağın olduğu geliyor aklıma. İçimde bir öfke var ama kime? Bunlara sebep olanları düşünüyorum. Onlar da bir şekilde kader kurbanı. Ben kime kızayım usta? Kime kızayım? Sersefil olan Cemşir'e mi? Mahpusta idamı bekleyen Hamza'ya mı? Saflığından hatalar yapmış olan Zaloğlu'na mı? Yoksa kendi basiretsizliğime mi usta? Ha? Kime kızayım? Yoksa kadere mi? Ha? Hasretim. Hep aynı düşü görüyor. Sen ben yan yana. Hiç ayrılmak zorunda kalmayacağımız küçük evimizde. Bugüne katlanıyorsam Güllüm, bu düş yüzündendir. İnsan hayatta bir kere sevdalanır Güllüm. Bir kez sever. Bir kez biri için ölmek ister. Bir kez biri için yaşamak ister. Benim sevdam sensin Güllüm. Sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkarsın. Sakin ol Halideciğim. Neticede eski bir mektupmuş, öyle değil mi? Ne fark eder ki? Hala cebinde taşıdığına göre. İnsan hayatta bir kez sevdalanır diye yazmış o kadın. Kemal bana hiç böyle şeyler söylemedi. Bunlar başka türlü sözler. En çok ağrıma giden ne biliyor musun? Sen benim... Ancak ölünce çıkarsın demiş. Yapma Allah aşkına Halideciğim. O mektubu Kemal seni tanımadan önce yazmıştı biliyorsun. Üstelik o kadınla Kemal'in bir zamanlar sevdalı olduklarını sen zaten biliyordun. Bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil ki. Biliyordum ama hep unutmaya, silmeye çalışıyordum. Geçmişin hayaletleriyle yaşamayı bırak. Bitmiş gitmiş bir mesele için kendini bu kadar harap etmeye değer mi? Bitti mi acaba? Gerçekten o sevgi geçmişte mi kaldı? Ya mektupta yazdığı gibi Güllü Kemal'in yüreğinden ölünce çıkarsa? Yapma Halide, yapma. Kemal'in seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Bilmiyorum Neriman. Bundan artık o kadar emin değilim.
Kemal'le aramız son zamanlarda iyi değil. Eskisi gibi bakmıyor bana. Dokunmak bile istemiyor sanki. Aynı evdeki yabancı gibiyiz. Bazen uzaklara dalıp dalıp gidiyor. Belki de hala onu düşünüyordur. Neriman. Gerçekten onu seviyor olabilir mi? Hala Güllü'ye aşık olabilir mi? Bence şekerim. Bu vesveseden kurtulmanın tek yolu Kemal'i alıp karşına aklından geçenleri, kuruntuları açıkça konuşmak. Al karşına açıkça konuş. Sor bakalım o ne diyecek? Soramam. Neden soramayacaksın? Ya evet derse? Ne düşünüyorsun? Hiç. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne olacak ki halde? Bilmem. Belki bir şey vardır. Yok. Öyle uzaklara dalıp bakıyorsun ki. Belki benden sakladığın bir şey vardır. Ne demek istiyorsan açık konuş halde. Ramazan'ın düğünü yarın. Gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.